Tanıtma yapıldı. Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Kendisi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamadığıyla biliniyor ve aynı zamanda AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Ve de atamasında önüne giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yüksek oyu alanlardan birisi değildi. İkincisi de emniyette yaşanan bir malum operasyon var. Bunun için Cumhur İttifakı adından Sayın Bahçeli darbe dedi ama bazı yorumlar yapılıyor. Emniyet içi hesaplaşma ya da mafya hesaplaşması diye. Sizler bunu iki genel başkan nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? İkinci sorunuzla ilgili dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle bir yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz. Ben sati bilgilerle derin yorumlar yapmam. Önemli sorulara da ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik. Ama böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz olma özelliği de taşımıyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ama hükümeti ve onun başındaki zatı bu konulara özen göstermeye davet ediyor. Bu konuda dünkü atama, yani iki sorunun birbirine temas eden yerleri bile var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yaşanan meselenin kendisi neyse, bir gerilim mi, bir pazarlık mı, bir karşılıklı restleşme mi, bu bir fillerin boğuşması ama altta adaletin ezilmesi, anaların ezilmesi, evlatların ezilmesiyle sonuçlanıyor. Bugün Ayşe Ateş'in yüreğindeki yangın, Sinan Ateş'in evlatlarının, babalarının kaybettikleri sürece ilişkin adalet beklentileri, bir takım kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, sonra üstü kapalı atılan tweetler, üstü kapalı yapılan beyanlarla iyice kriminal bir hikayenin sanki suyun üzerinde görünen kısmı, buzdağının küçük kısmını görüyormuşuz izlenimini her geçen gün kuvvetlendiriyor. Yapılan atama 37 tur Papa seçimine dönen bir yüksek yargı seçiminde iki liderin görüşmesinden sonra adayın birinin çekilip başka bir makamı talep etmesi ve o odaya giden oyların bir yere yönlendirileceğine ilişkin bir inanç hakimdi. Ama bu dayatmaya ya Yargıtay'da oy kullananlar uymadılar ya da adayı çekelim ama arkadaşlarımız bildiğini yapsın dedibilirler. Ve Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı. Bu net, bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve 31 Mart'tan sonra gelişen normalleşme anlayışına uygun değildir. Bunu niye söylüyorum? Sayın Erdoğan, Sayın Meclis Başkanı her fırsatta yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki mevcut anayasaya uyun, ondan sonra yeni anayasa isteyin. Şimdi mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını en çok oyu da almadığı halde dün gece yarısı atıyorsunuz. Bu arkadaş anayasanın ilgili maddesi, anayasa kararları yürütme, yasama ve yargı organları açısından bağlayıcıdır ve yayınlanır yayınlanmaz uygulanır demesine rağmen direndi ve bu kararı uygulamadı. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız demek ki sizin mevcut anayasayı ihlalde ısrarınız sürüyor demektir. Israrlısınız demektir. Ondan sonra nasıl normalleşecek bu ülke? Efendim ben söyledim, adaylıktan lehimize çekildi, ben de sözümü tutayım. Ama bu yüksek yargı bu tip pazarlıkların yapılacağı bir yer değildir. Oralardan Gezi aileleri adalet bekliyor. 28 Şubat aileleri sizden adalet bekliyor.
Diğer taraftan Sinan Ateş'in eşi, evlatları adalet bekliyor. Siz orada sen onu çek, ben bunu buraya atayım. O sözünü tutmazsa da atayım ki racona ters olmasın. Yani bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye? Yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu ülkede bir beraber huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duymaları lazım. Bugün Türkiye'de adalete güven %20'nin altına geriledi. Böyle devam ettikçe tek haneli rakamlara indirecekler adalete güveni. Bu şartlarda mahkemeye güvenin olmadığı yerde, yüksek yargıya güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Detaylar her gün taraf değiştiriyor. Ağız değiştiriyor, tutum değiştiriyor. Tweetler atılıyor. Böyle içinde bir sürü anlam çıkarılabilecek tehditler var. İçişleri Bakanı'yla bir partinin genel başkanının tweetler üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve birbirlerine mesaj vermeleri demokrasi görüntüsü değil. Demokrasi şeffaflık rejimidir. Sayın Genel Başkan'ın ifadelerine de katılıyorum. Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım. Diğer iki liderin de emniyetin ve adaletin üzerinden ellerini çekmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nepotizm engellemesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz. Buralar arkalık değildir dedi. Mahşeri vicdanda yara açıldığını söyledi.